Şu soruyu kendi kendime soruyorum. Diyorum ki bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde meşru süreç içinde görülmekte olan bir davayı çökertme, o davayı kamuoyu nezdinde gayrimeşru hale getirmek için çaba içinde bulunma ve bu işlerin üssü haline gelme hakkı var mı? Bu gazetecilik sınırlarının aşılması değil mi diyorum. Bu soruyu kendi kendime soruyorum. Yani Zekeriya Öz'ün operasyon mantığını Ergenekon savcısı anlamaya çalışıyorum. Siz ne diyorsunuz? Şimdi peki ben de ürünü sorayım. Evet. Gazetecilerin yürürlükte olan bir davayı kamuoyunda dava hakkında daha baştan onlar suçluymuş gibi bir imaj yaratacak yayıncılık anlayışını benimsemeleri de yanlış bir şey değil midir? Mümtazar Hocam ne diyorsunuz Ertuğrul Bey'in? Şimdi başından itibaren Ergenekon soruşturmasının daha mahkeme başlamadan, kovuşturmaya geçilmeden soruşturmanın başladığı tarihten itibaren öyle bir kampanya başladı ki bu kadar uzun bir savunmayla, iddianameyle işte bu bilmem kaç yıl sürer. Bunların hepsi suçsuz, bu dava fasafiso türü o kadar fazla yayın başladı ki yani daha İddianame ortaya çıkmadan Ergenekon sanıklarının tamamını masum ilan ettiler. Tamamını masum ilan ettiler ve bu defalarca tekrarlandı. Bu bir tepki doğurdu. Bu son derece doğal. Bir dakika, bir dakika. Ama şunu savunmak imkansız bir şey. Bakın, savcılığın bir iddiası var. Zan altındalar. Bu zan açığa çıkana kadar bu adamlar ne masum ne de suçlu. Evet. Evet. Bu çirkin, evet. Bu çirkin. Evet. Bu konuda senle mutabık. Ben bu konuda. Bak şimdi ben